kargoist Ayçin Kantoğlu ile hayati sözleri sunar. Sayın izleyiciler Kargoist'in sunduğu Vizyonist kanalında yayınlanan Hayati Sözler programına hoş geldiniz. Bu hafta biraz dayanışmadan bahsetmek istiyorum. Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da Güzide bir üniversitemizin organize ettiği, ev sahipliği yaptığı Filistin Sempozyumunda bir panelin moderatörlüğünü ben de üstlendim üstlendiğim bu panel, moderatörlüğünü üstlendiğim bu panel dayanışma üzerineydi. Efendim, panelde ve dinleyenler arasında dünyanın birçok yerinden katılımcı vardı. Biz dört panelistle o oturumu gerçekleştirdik. Bunlardan bir tanesi Güney Afrikalı bir hanımefendiydi gençliği ve anne olduğu dönem kendi ülkesindeki adaletsizliklere, haksızlıklara karşı çıkışıyla geçmiş. Şu anda da bir büyük anne olarak Filistin davasında Filistinlilerin yani mazlumun yanında yer alan zalime karşı çıkan bir pozisyonla o panele katılmıştı. Yine bir başka Güney Afrikalı panelist, o da bir aktivisti, kendini sosyalist bir Müslüman olarak tarif ediyordu. O da o panelde yaşadıklarını, kendi ülkesinde edindiği tecrübeleri ve Filistin konusunda Filistin'i destekleyen insanların nasıl davranması gerektiğiyle ilgili kanaatlerini paylaştı. Üçüncü panelistimiz yurtdışından gelen, Dakota'dan gelmiş bir Amerikan yerlisi hanımefendiydi. Efendim kendisinin bir avukat olduğunu ifade etti. Ve soykırım yaşamış bir halkın temsilcisi olarak aslında bugün Filistin'de yaşananların daha önce de kendi halkı için nasıl tecelli etmiş olduğunu, aradaki bağlantıları, benzerlikleri e, tek tek ortaya koydu. E, dördüncü panelistimiz e, İstanbul'dan e, bir e, üniversiteden kıymetli bir e, hocamızdı. O da e, Filistin konusunda e, geliştirilen argümanların, e, bana sorarsanız çapsız argümanların nasıl alaşağı edileceğini, tarihsel verilerle önümüze serdi. Orada geçirdiğim o süreçten orada organize edilmiş yapılmış olan toplantılardan aslında yüreğimde ciddi bir umut oluştuğunu da ifade etmek isterim. Her şey bu kadar kötü giderken bunca insanın kanı dökülmüşken, nasıl umut var olabiliriz diye düşüneniniz olabilir. Doğrusu bu umuda yaşamak için de muhtacız. Gördüğüm o ki acı hangi coğrafyada, hangi zaman diliminde ve hangi halka isabet ederek yaşanırsa yaşansın aslında fark eden hissiyat bakımından hiçbir şey yani acının dili ortak. Yüreği olan herkes bu dilden anlayabilir. Bu dilden anlamakla birlikte onunla ilgili bir karşılık, bir şuur geliştirebilir. Malumunuz bundan önce halkların birbiriyle bu kadar e, direkt e, temas edebilmesi efendim çeşitli vesilelerle bir araya gelebilmesi, çok kısa sürelerde organize olabilmesi mümkün değildi. Bu modern çağların bize getirdiği bir imkan diyelim. Belki ilk defa olarak efendim, politikacıları, politikaları, dini ayrılıkları, ırki farklılıkları bir tarafa bırakıp insanlar... E, sosyal medya üzerinde ve işte böyle kıymetli organizasyonlarda, sempozyumlarda, efem etkinliklerde bir araya gelip tecrübelerini paylaşabiliyor ve aslında acının o ortak dilini bir arada ifade edebiliyorlar. Daha önce e, hikayesinde benzeri bir zulme maruz kalanlar e, görebildiğim kadarıyla gerçekten bu yaşananlara doğru reaksiyonları e, çok daha kısa sürelerde ortaya koyuyor. Orada yaptığımız e, e, o toplantılarda e, elbette çok duygusal zamanlar da geçirdik. Hatta e, bu Amerikan e, yerlisi hanımefendi e, konuşurken onun da benim de ağlamamıza ramak kaldığı dakikalar yaşandı. Birbirimizden çok da farkımızın olmadığını hissetmek bile gelecek için daha umut var olmaya imkan sağladı. Bu mesele gözümüzün önünde dururken zalimler bu hayatı her bir yönden yandan kuşatmışken bizi dar bir alana hapsetmiş ve bir insan olarak hürriyetimizin gereğini yerine getirmekten bizi men etmişken nasıl bunun karşısında bir irade ortaya koyabiliriz nasıl adım atabiliriz nasıl şuurlanabiliriz e, sorularını sormak zorundayız. Üstelik bu şuurlanış, bu dayanışma ruhu sadece aynı dine mensup, aynı dile mensup, aynı ırka mensup kimseler arasında değil. İnsanlığın ortak çatısı altında yaşatılmalı. Çünkü ancak o zaman zalime dur demek ve onun kurduğu bu sistemin alternatifini ortaya koymak mümkün olacak. Bilemiyorum. Belki de dünyada büyük değişikliklere yol açacak günlerin içindeyiz. Benim genel olarak düşüncem de bu yönde. Dökülen bunca kanın, akıtılan gözyaşının, hunharca katledilmiş masum canın dünyada çok büyük değişimleri çok büyük gelişmeleri tetikleyeceğine inanıyorum. Bu değişimler yaşanırken, bu gelişmeler yaşanırken mutlak surette bizimle aynı tarafta duran, yani insanlığın tarafını seçenlerle birlikte hareket etmek gerekiyor. Aslını isterseniz dayanışmak, yardımlaşmak belki de bu ulusun dünyaya Haklı olarak öğrettiğini söyleyebileceği memhumlardır. Bu coğrafyanın insanı asli kimliğinin bir parçası olarak yardımlaşmayı tabiatıyla bilir. Doğumundan itibaren böyledir. Bütün hikayesi mazlumun yanında durduğu nice örneklerle doldur. Gösterdiğimiz e, tepki mazlumun yanında Durmak adına ortaya koyduğumuz irade şu anda gönüllerimizi tam anlamıyla e, efendim tatmin etmiyor. E, ama buradaki bu e, eksikliği fark etmek, oradaki e, o manevi gücü kudreti tekrar bulmak, e, bu bizim için çok e, uzak olmayan e, bir e, geçmiştedir. Tarihimiz e, bunlarla doptuludur. Oraya dönersek, oraya bakarsak, her dem mazlumun yanında durmak için hiçbir şarta bakmadığımızı, e, hiçbir ahvalden etkilenmediğimizi fark edebiliriz. Dolayısıyla e, dünya genelinde zalime karşı duruşta gösterilen bu dayanışma ruhunu destekleyecek, ilerletecek, besleyecek, hatta ona liderlik edecek her türlü hususiyete esasen biz doğuştan sahibiz. Bu dayanışma hali e, neticeleri itibariyle çok kısa sürede yol aldırmayabilir. Aslında neticelerin tamamı bizi Yaradan'a ait değil midir? Fakat orada göstereceğimiz gayret, orada vereceğimiz mücadele, hissettiğimiz mesuliyet duygusu. İşte bunlardan bizler mesulüz. Ne kendi mesuliyetimizden kaçalım ne de neticeleri göğüslemekten korkmayalım. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kargoist, Ayçin Kantoğlu ile hayati sözleri sundu.